Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şu camı bir açayım ben. Sesim yankı yapmasın fazla. Biraz daha düzelir diye tahmin ediyorum. Tülleri falan çektim. Full normalde örtülüydü. Görüntü güzel olsun diye, ışık kuşlara tam gelsin diye full açtım. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Kafeslerimizi temizledik. Şu an kafesler tertemiz. Soluklarını yeni taktım. Hepsi şu an suya saldırdı. Kimisi duş almaya çalışıyor suda. Bunalmışlar, bakın şurada mesela onlar duş alıyorlar. Aynı şekilde alttaki yeşil kuşum da öyle. Kendini ıslattı, gitti duvarın orada sürtünüyor, bir şeyler yapıyor. Buradakiler de aynı şekilde. Bunlardan biraz gösterelim. Sonra arkadaşlar kırık yeşil cumamızın yanına bir şey atacağız. Yanındaki maviyi aldım. Mavi bayağı bir kabarık duruyordu, kötü duruyordu. O yüzden onları aldım. Onun yerine yanındaki yeşili atacağım, şuradaki. O kuşumuzu bu ikinci kata atacağız. Dediğim gibi ilk bir kuşlarımızı gösterelim şöyle. Erkek sultanımız da yuvaya girmiş, dişiyi çağırıyor. Bunlara mama yaptım. Birazdan mama vereceğim. Onun da videosunu çekeceğim sizler için. Onları da bu videodan sonra yayında görebilirsiniz arkadaşlar. Camımız kapanmış. Tekrardan açayım camımızı. Hatta ayarlayayım şöyle bir. Şu an açık. Bayağı bir bunalmışlar bir ihtimal. Nasıl şey yapıyorlar? Banyo yapıyorlar. Alttakiler de yattı, şu an yerdeler. Sultan kur yapıyor, dişi çağırıyor. Yemliklerini henüz fullemedim. Yemlikler şu an boş duruyor olabilir. Videodan sonra yemlikleri de dolduracağım arkadaşlar. Hatta bilerek vermedim de diyebilirim. Çünkü mama vereceğim, sizlere söylemiştim. Sadece mama yesinler diye, mamayı bitirsinler. Ondan sonra yem vereceğim. Bu sultanımız da banyo yapmak istiyor. Bunları ben bir fısfısla serinleteyim. Çünkü bayağı bir bunalmışlar. Hepsi birden duş almaya kalkınca onu çıkarttık burada. Sultanımız yapıyor. Aynı şekilde bunlar yapıyor. Bu yapıyor ve bunlar hala devam ediyor. Belki bunlar çiftleşebilir de, erkek şu an çiftleşmek istiyor. Şu an hedefini şaştı erkek. Demin banyo yapmak istiyordu, şimdi çiftleşmek istiyor. Mamayı görünce birazdan mamaya saldırırlar. Şimdi isterseniz bu erkeğimizin yanına dişisini atalım arkadaşlar. Ben videoyu burada durdurayım, dişi yakalayayım, ondan sonra tekrardan devam ederim. Evet arkadaşlar, dişimizi yakaladık. Şoka girdi galiba, hiç ısırmıyor. Normalde kopartırdı parmağımızı. İlk bir erkeğimizi gösterelim şuradan, bir erkek kabarsın bunu görünce. Şöyle bir gösterelim. Erkek şu an dondu kaldı. Şutlayalım bakalım içeri ne olacak. Geç kızım. İlk defa yan yana gidiyorlar. Birazcık izleyelim. Direkt çıkabilirler. O havayı sezdim şu an bunlarda. Kamera odaklamıyor. Bayağı sıkıntılı. Dişi kuyruğunu kaldırdı. Demin fark etmişsinizdir siz de. Çiftleşecekler arkadaşlar. Dişi beğendi erkeğimizi. Zaten bu dişin eş gibi seçmek gibi bir huyu yok. Kim gelirse tamam diyor yani. Dişi erkekle bitiyor şu an. Dişi kuyruğu kaldırdığı zaman erkeğin çıkması lazım. Dişi 2-3 kere kaldırdığı gibi oldu ama kuyruğu tam kaldırmadı. Erkeğin biraz sürekli kur yapması lazım. Üstelemesi lazım. Baskını kurması lazım. Biraz susalım ve kuşlarımızı izleyelim. Bunlar büyük ihtimal çiftleşir arkadaşlar, çünkü dişimiz kabullendi. Erkek de aynı şekilde şu an kullanmaya devam ediyor.
Biraz uzaktan bakalım rahatsız etmeden. Sultanlarımız ikinci yumurtasını yaptı. Ben onları göstereyim size. Erkeğimiz yuvada tek başına yatıyor şu an. Yumurtalara üstünden kalktı bakın. Yumurtalar bayağı büyük galiba bu tarafta. Yeter rahatsız etmeyin. Erkeğimiz yatmaya devam etsin. Dişimiz burada hala suyla ıslanmaya çalışıyor. Bütün kuşlar bunalmış yalnız. Ben bunları bir ıslatmam lazım bir ara. Ve şu an erkek üsteliyor. Her an çiftleşebilirler arkadaşlar. Aynen. Evet, çiftleştiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha yeni attı meşe. İlk defa birbirlerini gördüler. Ama dediğim gibi dişimizin eşleşme huyu yok. Erkeğimiz bayağı bir kızgın. Dişimiz çok güzel yumurtluyor. Yumurtaları full dolu çıkartıyor. Ama bir zamandan sonra yavruların tüyünü falan yiyordu. Biraz psikolojisi bozuktu hayvanın. Artık neyden dolayı onu bilmiyorum. Bakayım inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Yavruları adam akıllı büyütür. Erkek bayağı bir ısrar ediyor şu an. Tekrardan çıkacaklar arkadaşlar. Erkek uyuyor şu an. Anlaştılar artık. Yine çiftleşiyor bunlar. Akşama kadar durmadan çiftleşiyorlar artık. Benden rahatsız olmuyorlar arkadaşlar. Çünkü hayvanlar artık alıştı. Sürekli videoya çekiyorum hayvanları. Artık normal gibi, normal bir şey gibi geliyor yani. Sıkıntı etmiyorlar. Erkek yine çiftleşmek istiyor. Dişi kuyruğu kaldırırsa tekrardan çıkar üstüne. Bu erkek tam bir canavar ya, bayağı bir kızgın ve baskın bir hayvan. Burada gene kendi ayırdığım yavrularımdandı. Takip eden arkadaşlar bilir. Bir 9 aylık var bu da herhalde. O civar bir şey. Bunlar böyle devam eder arkadaşlar akşama kadar. Çiftleşirler daha. 3-4 kere daha çiftleşirler tahminimce. DF'lerimizi söyleyelim. DF'lerimiz derken DF'miz dışarıda. Albinomuz yuvada, yuvada yatıyor. Yuva hazırlığında yani. Yumurtacak o da bir ihtimalle. Bakın onun pisliği de büyümüş arkadaşlar. Arkada gösterelim. Bu arada tabanlara da ızgara koydum. Taban ızgarası koydum çünkü aşağı inek kağıtları falan parçalıyorlardı. Pislik bayağı bir çok oluyordu. O yüzden taban ızgarası koydum bütün katlara. Bu arada morumuz da hamile. Şurada hemen onun da pisliğini gösterebilirsem size. Büyümüş. Kamera odaklarsa daha net görebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım sizler için. Bakın bu dişinin pisliği arkadaşlar. Bu erkeğin pisliği. Bu pislik şu an orta boyutta biraz daha büyüyecek. Yani neredeyse 2-3 kat daha büyüyecek bu pislik arkadaşlar. Ondan sonra büyük ihtimalle 1-2 gün içinde dişimiz ilk yumurtasını çıkartır. Albino ilk albino yumurtlayacak büyük ihtimalle. Çünkü bunun pisliği biraz daha büyük. Onu sizlere gösterelim istiyorsanız. Hava değişikliğinden dolayı pisliklerde biraz değişiklik var. Onun için de ilaç veriyorum. Şimdi düzelecek o da, sıkıntı etmeyin. Yani normal şu an bir sıkıntıları yok hayvanların zaten göründüğü gibi de belli oluyor hayvanlarda. Sağlıkları gayet yerinde, sadece pisliklerinde biraz sorun var. Onu da ilaçlardan düzeltiyoruz arkadaşlar. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar kurulaşmaya devam ediyorlar. Sultanımız hala yıkanıyor, bütün suyu neredeyse yere dökmüş ya. Ben bunları bir serinleteyim. İlk bir mama vereyim, mamadan sonra biraz serinleteyim ben bunları. Hatta yarın serinleteyim. Bugün hiç daha bulaşmayayım hayvanlara. Çünkü kafesi daha yeni temizledim. Biraz temiz kalsın. Bunlar çok yakışıyorlar ya. İkisinin de renkleri çok hoş. Bunlara bayılıyorum ben. Gel, gelecek misin? Gel. Gel oğlum gel. Bu çok cana yakın bir hayvan.
Bu ele alışık değildi biliyorsunuz. Bir ara kendiliğinden elime falan gelmeye başladı. Ya, ilk geldiği zaman yavruyken uğraştım biraz, ondan sonra unutmuştu eşi attığım zaman. Ama sonradan tekrardan ele gelmeye başladı. Evet, birbirlerini besliyorlar arkadaşlar hala bunlar. İyi, erkek de beğendi dişiyi. Bunlardan yeşil yavru alırız. Başka bir şansı yok. Gene çıkacak erkek üstüne. Üstüne. Evet. Dediğim gibi bunlar daha akşama kadar çiftleşirler yani. Devam ederler. Şöyle penit etlerimizi de gösterelim arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Bundan sonra da mama videosunu çekeceğim çünkü. Uzun olmasın videomuz. Penit etlerde durum bu. Birbirlerini falan besliyorlar. Bilgi var. Birbirleriyle uğraşıyorlar. Ama çiftleşme dediğim gibi görmedim. Sadece eşi attığımız zaman dişimiz kuyruk kaldırmıştı. Ondan sonra daha hiçbir şey görmedim bunlardan. Sadece birbirlerini falan besliyorlar. Ama yavru yumurta gelir mi derseniz bence gelir. Çünkü birbirleriyle bayağı bir alakalılar zaten söyledim. Onları beklemeye devam edeceğiz. Onun haricinde durumlarımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi gene çiftleşecekler bunlar. Bakın şimdi. Erkek gene çıkacak üstüne. Son kez onu gösterelim. Videomuzu bitirelim isterseniz. Neyse, dikkatleri dağıldı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. Ve videoya like atarsanız çok mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.